50 bin hücre ölüyor, 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Bir saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Bu reaksiyon için vitamin, mineral, enzim, oksijen vesaire vesaire lazım. Şimdi bir kişinin kemiği 0 yaşından 40 yaşına kadar yavaş yavaş artar kemiği yoğunluğu. 40 yaşından ölene kadar yavaş yavaş azalır. Bu azalma %1'dir 40 yaşından sonra. Eğer ki %1,5'a çıkarsa o kişide osteoporoz tehlikesi olur. Bizim tanıdığımız aile dostumuz Süleyman Bey, doktor kendisi. Şimdi doktor annesi osteoporozdan dolayı hem diz hem kalça ameliyatı, protez takılması gerekiyor. Fakat kadıncağızda tansiyon var, kolesterol var, bronşit var, karaciğer o kadar rahatsızlığı var ki. Doktorlara demiş ki ameliyat masasında kalır, çok ağır hasta. Kadıncağız yürüyemiyor korkudan, bir yeri kırılacak diye. Kemikler böyle sünger gibi içi boşalmış. Kalsiyum azalmış. Dedim ki acele yok. 6 hafta deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? İşte özel formüllerimiz var efendim. Ne iyi gelir? Söğüt kabuğu, at kuyruğu otu, ısırgan otu vesaire. Bunları kullanacağız, bakacağız. 6 hafta sonra tekrar annesini doktora götürüyor. Doktor diyor ki aman Allah'ım. Kan kemiklerindeki kalsiyum %68 yükselmiş. Ameliyata gerek yok. Bu yeter. Güzel. Tebrik ediyoruz. Ameliyatsız şifalı bitkilerle biz onu ne yaptık? Sağlığına kavuşturduk. Ne mutlu size. Ameliyatsız. Evet, elhamdülillah. Ne mutlu Ne bize. güzel. Bununla ilgili şu Evet. gördüğünüz bildiğimiz söğüt kabuğu. Buraya mı? Söğüt kabuğu. Söğüdün çiçek açmış hali şu kedicikler. Söğüdün kabuğu soyulur. Bunun ekstraktından elde edilen salisin elde edilir. Salisin karaciğerde salisilik aside dönüşür. Yani aspirini ham maddesi. 114 yıl önce aspirini söğütün kabuğundan elde ettiler. Fakat bu kadar söğüt, bu kadar talep olunca ne yaptılar? Söğüdü bıraktılar, kimyasal ürettiler. Kimyasal üretilen aspirin mideye zarar verir, böbreklere zarar verir, bağırsaklara zarar verir. Tehlikeli kimyasal olduğu için. Fakat söğüt kabuğundan elde edilen söğüt ekstresi Evet. zarar vermez çünkü doğaldır. Bir, iki, bu direkt asit olarak mideye etki yapmıyor. Saligenin şeklinde mideden bağırsağa geçiyor, bağırsaktan karaciğere. Karaciğere geldiğinde ne oluyor? Kargodan gelen paket gibi açılıyor çak çak çak. Ne oluyor? Salisilik asit oluyor. Hiçbir yan tesiri yok. Fakat aspirin gibi direkt asit olarak alınsa ne olur? Tehlikeli olur. Evet. Çok da ilaca bağımlı olmamak lazım hocam. Hani bitkilerin de faydasına inanmak lazım. İşte burada saligenin yani söğüt kabuğundan elde edilen o ekstrakt kargodan gelen paket gibi direkt kana karışınca etki yapmaya başlıyor. Midede, bağırsaklarda, karaciğerde zarar vermiyor. Evet. Fakat kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bütün organlara zarar veriyor. Mide kanı. Mesela benim bir tanıdığım adamcağız sabah gelmiş. Beti benzi solmuş. Ölü gibi. Dedim ki ne oldu? Bilmiyorum ne oldu ne oldu? Dedim ki sende bir durum var. Başım ağrıyor. Dedim aspirin mi aldın? Nereden biliyorsun sen dedim. Herhalde bir kanama geçirdin. Acil doktora git. Tamam dedim. Doktoruna gitmiş demiş ki doktor iyi ki geldin. Yoksa yarım saat sonra kurtaramazsın. İki aspirin almış, mide kanamasına az kalsın ölecekmiş. Ki halbuki biz Farkına hani varmamış. diğer ağrı kesicilere nazaran aspirin daha hafif bir Öyle ilaç. biliriz de öyle değil. Değil mi? Salisilik asit, kimyasal asit, bitkisel Evet. asit değil. Elma da asit içerir. Malik asit, zararlı mı değil? Meyve Evet, daha asidi zararlı, şeyini kimya bilmiyoruz. asidi farklı, meyve asidi farklı. Doğru hocam. Farklı Doğru. farklı asitler var. Kemik erimesi Şimdi için kemik erimesine karşı da söğüt kabuğu birleşimindeki saligenin midede, bağırsaklarda çözülmüyor, karaciğerde. Bu nedenle hiçbir yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla bel, boyun, sırt, omuz, diz, kalça ağrılarına karşı etkili. Kemiklerdeki kalsiyum oranı azalırsa kişinin iskeleti ne yapıyor? Zamanla Zayıflıyor. vücudu taşıyamıyor, ağrı sızı orası burası ağrıyor, eklemleri ağrıyor.
Ki belli bir yaşta ağrı kırık yapıyor. Olduğunda da çok zor kaynıyor. Çok önemli. Allah korusun tabii, kırık olursa çok kötü. Çok önemli. Bununla ilgili, söğütle ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda kemik erimesini önlediği, omuz, diz, bel, kalça ağrılarını iyileştirdiği klinik araştırmalarla belgelemiştir. Bunun birleşiminde sadece söğüt kabuğunun ekstraktı değil, aynı zamanda at kuyruğu otu ekstraktı, at kuyruğu bağ dokusunu güçlendirir. Böbrekleri temizler. Yüksek oranda silisyum içerir. Salisilikle birbirine karıştırdım. O kadar çok bir şey var ki normaldir hocam. Bu bağ dokusunu güçlendirir, temizler, arıtır. Çok çok önemlidir. Bunun birleşiminde artı ısırgan otunun yaprağının ekstraktı var.